Herkese merhaba, Nuray Mert'le soru cevap programına hoş geldiniz. Bugün bir süredir şu anda izlemekte olduğunuz Medyascope'un da içinde bulunduğu bazı medya kuruluşlarının yurt dışından fon almasının gündeme gelmesiyle başlayan tartışmalara bakacağız. Bir hafta 10 gündür devam eden tartışmalı, yer yer lince varan bir süreç yaşandı. Biz de medyanın son 10 yılına fon ve bağımsız medya tartışmalarına bakacağız, konuşacağız. Ve tabii ki Tunus'ta yaşananlar neler oluyor, ardından da Tunus'a gideceğiz. Nuray Hanım merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, gayet iyiyim. Bu dağ başına bile ulaştı bu fon dedikodular. Ulaştı diyorum aslında her yerde, aslında işte internetten şuradan buradan. Her şeyi anında haber alıyorsunuz ama benim öyle bağlantılarım olmadığı için bana kulaktan kulağa geliyor daha ziyade. Vallahi biz de birkaç haftadır bu tartışmaların tabii tam ortasındayız. Hani doğrudan Medyascope'un çok ön plana çıktığı bir süreç oldu ama hani ne yaptınız siz derseniz o süreçte. Genel akışımızı hiç bozmadık. İşte etkilenmeden habercilik yapmaya, gazetecilik yapmaya, işimizi yapmaya devam ettik. Genel akışı bozmadan, tartışmalardan etkilenmeden, etkilenmemeye çalıştık diyelim. Tabii mümkün değil. Yani işte akış, sosyal medyadaki tüm akış bazı saatler oldu ki sadece Medyascope'un konuşulduğu, fon meselelerin konuşulduğu akışlar oldu. Ama dediğim gibi biz kendi akışımızı bozmadan işimizi yapmaya devam ettik değil mi? Siz ne diyorsunuz bu fon tartışmalarına, bağımsız medya tartışmalarına? Evet, ben de biraz bunu büyük bir mesele olduğunu duyduktan sonra işte televizyondan filan bir iki kulağıma çalınanlar üzerine şey yaptım ama ilgilendim. Kim nasıl yorum yapıyor diye anlamaya çalıştım ama çoğun tartışmaların kaçırmışımdır herhalde. Ben daha böyle genel bir bakış, nasıl bakabiliriz bir olaya diye konuşabilirim. Yani kim ne dedi üzerine değil de Türkiye'de. Onun ötesinde işte bir şekilde dışarıdan veya içeriden, artık dünyada içeriden dışarıdan diye bir şey de çok fazla bir karşılığı kalmadı. Bakmayın, popülist rejimler sürekli olarak işte dış düşmanlara falan yoruyorlar ama bu medya para ilişkisi veya bağımsızlığı ilişkisi aslında içerideki medya nasıl finanse ediliyor ile de alakalı ve uzun bir ve çetrefil bir mesele. Bu bağlamda ama popülist rejimlerde ve şimdi bizim de içinde yaşadığımız mevcut otoriter popülist yönetim anlayışı içerisinde bu dışarıdan gelen fonlar işte veya dışarı bağlantılı, batı bağlantılı kurumlar, sivil toplum kuruluşları zan altında biliyorsunuz uzun bir süredir, sadece bu Medyascope ve fon ilişkisiyle ilgili değil. Şimdi bu konuda ben çok kompleksiz konuşabilirim. Soros'la ilgili herhalde o komplo teorileri bir tarafa, ilk ciddi eleştirel bir gözle bakan, ilk yazıyı yazan insanım. Hatta o zaman da ben de tepki aldım. Yani o işte vay komplocu bir açıdan mı bakıyorsun? Açık Toplum Enstitüsü'nün o zamanki başkanı aradı. Ben ona izahat verdim. Ne açıdan baktığımı filan. Yani bu fonlar, uluslararası kuruluşlar, velev ki sivil toplum kuruluşları veya işte NGO dediğimiz yapılar olsun. Bunlar tabii ki öyle yani bir son derece hayır kuruluşları, özgürlük havarileri filan olmayabilir veya kısmen o şey altında. Ama kısmen de tabii ki hepsi, mesela Soros'ta dahil olmak üzere bir fikri var. Yani liberal bir toplum şeyi, işte o kendi tasavvuru, o kendi tasavvuruna uygun faaliyetlere para vermeye çalışıyor filan filan. Bunlar tartışılır, yani tartışılmaz, öyle tabu bir konu değil. Ama Medyascope'la ilgili tartışma duyduğum kadarıyla bana çok gülünç geldi. Çünkü bahsedilen şeyler de Medyascope birkaç yerden fon alıyormuş. Bahsedilen paralar gerçekten, hele de Türkiye'de son zamanlarda bu ifşa olan olaylardan sonra son derece gülünç. Yani bir medya kuruluşu iyi kötü, ben nasıl idare edilir bilmiyorum. Ruşen'e sormak lazım. Ama bir medya kuruluşu, yani bir altyapısı kuruyorsunuz, insanlar çalıştırıyorsunuz. Yani gönüllü de çalışsa insanlar, çayı kahvesi bile bir iştir bunun. Ayrıca büyük bir emektir. O bahsedilen şeyler,
Hani ben de böyle 100 milyon dolarlarla falan oynamıyorum. 100 bin dolarlarla da oynamıyorum. Hatta 10 bin dolarlarla da oynamıyorum. Ama dünya hakkında bir fikrimiz var. Yani bahsedilen şeyler bir medya kuruluşunun işte bağımsız, özgür veya muhalif ne derseniz deyin. Bir medya kuruluşunu özgürlüğünden mahrum edecek, bir yöne yönlendirecek miktarlar değil. Ayrıca da yani eminim ki hani ilgi çekiyordur Medyascope ama herhalde Türk siyasetini yönlendirecek bir kurum değil. Ve dolayısıyla dışarıdan da hani biz bu ülkeyi karıştıralım falan diye niyetlenip de bir fonlama yapmak isteyen olsa bile herhalde gidip de hani etki alanı daha ziyade bir entelektüel tartışma platformu olan böyle bir yere vermezler. O yüzden şuursuz şuursuz konuşmanın bir alemi yok. Anlatabiliyor muyum? Ben özellikle de hatta işte yani tekrar böyle piyasaya çıkmayayım falan. Yani yorum yapmanın da anlamı kalmadı artık. Bu şartlar altında diyeceğimiz dedik falan noktasından. Tam tersine Medyascope'da sizin teklifinizi destek olmak için. Yani olabilirsem tabii katkım olabiliyorsa. Ben böyle bir çabaya destek olabilmek için kabul ettim. Yani ucunda çok para pul, çok değil hiç neredeyse para pul yok. Herkes şey yapsın, emin olsun. Ben bir gündeki arkadaşlar biriler bir güne bir yıl hiç para almadan yazı yazdım. Yani bir destek olmak üzere bu kuruluşlar, küçük kuruluşlar bir muhalefet etmeye gayret ediyorlar ve imkanları az diye. O yüzden öyle yani gerçekten ortalıkta dolaşanlar çok söylenen edilen şeyler hem gülünç hem de insanları aptal yerine koymak olduğu için konuşmayı tercih ettim. Yani böyle milyon dolarların oraya buraya işte akıtıldığı edildiği bir dünyada aşağı yukarı miktarlar hakkında fikrimiz var. Bir ülkenin iç siyasetini velev ki öyle bir bilmiyorum alınan kimden ne alınıyor. Ama bahsedilen, telaffuz edilen şeyler belki çok kötü niyetli. Bizim fark etmediğimiz bir yerden bu kurum bunu alıyor olsun. Kalkıp da herhalde Türkiye'yi karıştırmak için entelektüel bir atmosfer, platform olan bir yere para akıtılmaz. Zaten söz konusu olan para akacak miktarda bir para da değil. O yüzden gerçekten aptal yerine koymak gibi. İkincisi merkez medyanın da bu medya, bağımsızlık, özgürlük işlerinde sadece bizde de değil, bütün dünyada aslında medya, ticaret ilişkisi başlı başına sorunlu bir ilişki. Yani böyle küçücük bir fon, küçücük bir platforma gelene kadar aslında medyayı sürekli konuşmamız gerekiyor. Üçüncüsü, Türkiye'de özellikle böyle dediğim gibi zaten otoriter ve tek merkezde medyanın kontrol altında, fazlasıyla devletin kontrol altında olduğu durumlarda yapılan şu aslında benden alınan vergilerle bir takım gazeteler destekleniyor devlet ilanlarıyla ve destekleriyle ve dolaylı yollardan uzatmayalım herkes biliyor ve bana küfrediliyor işte bu entelektüeller memleketi batıracaklar falan diye ortalıkta gezen gazetecilerin yani oralardan maaş alan insanlar, para alan insanlar böyle bir döngünün içerisinde dönüp dolaşıp da kalkıp böyle bir platforma laf etmelerini gerçekten yani izah etmek mümkün değil, öfkelenmemek de mümkün değil. O yüzden yoksa benim de içinde bulunduğum bir şey yani savunmak gibi bir konuşma yapmak istemezdim ama bu kadarını söylemek gerekir diye düşünüyorum. Tunus'a geçelim Nuray Hanım. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel değerlendirme için. Hem medyanın geldiği nokta hem bu tartışmalara dair bakış açınızı paylaştığınız için efendim. Şimdi Arap Baharı'nın çıkış yeri Tunus. Cumhurbaşkanı Başbakan Hişan El Meşişin görevine son verdi. Meclisin yetkilerini dondurdu. Neler oluyor Tunus'ta anlayabiliyor musunuz siz uzaktan bakarken? Ben anlayabiliyorum. Bize benim de anlatır mısınız? Hayır benim anlamam da normal. Yani Tunus'u artık veya bütün Orta Doğu'yu günü gününe takip etmiyorum eskisi olduğu kadar. Fakat bizim anlamamız doğal. Çünkü tabii ki yani insanlar sabah akşam güne başlayıp Tunus'ta ne oluyor, Cezayir'de ne oluyor, Suriye'de ne oluyor falan diye izlemek durumunda değil. Biz size izlemek durumundayız takdir edersiniz ki. Ben özellikle Orta Doğu'yu daha da yakından istiyorum ama dünyada ne olup bittiğini madem ki çıkıp öyle üst perdeden konuşuyoruz ne olduğunu da biraz takip etmemiz lazım.
Ama asıl önemlisi, ben bunu Tunus için çok izah etmeye çalıştım. Arap Baharı döneminde yazdığım zamanlarda da, daha sonraki değerlendirmelerde de sık yazı yazmıyorum ama mesela K24'de bir Arap Baharı'nın 10. yılında bir Arap Baharı kitapları üzerinden bir Arap Baharı değerlendirmesi yaptım mesela. Kendi yeni yayınlayacağım kitabımın da son bölümü Arap Baharı ile ilgili. Yani oralarda da şunu hatırlatmaya çalışıyorum. 10 yıldır hatırlatmaya çalışıyorum daha doğrusu izleyen birisi olarak. Tunus dışarıdan takdim edildiği gibi, dışarıdan zaten görülmesi kısıtlı, onu anlıyoruz. Ama böyle bir yaygın medyanın ve de yurt içindeki medyadan bahsetmiyorum. Biz zaten dünyaya oldukça kapalı. Yani o olaylar yükselişteyken yoğunlaşan, sonra unutan bir medya. Dünyaya, bölgeye kapalı bir medya ortamımız var veya tartışma, siyasal tartışma ortamımız var. Ama Batı medyasında da Tunus böyle inanılmaz bir şekilde başarı hikayesi. Şimdi baştan ilk baktığınızda evet, yani orada bir iç savaş çıkmıyor, diğer Libya ile kıyaslanmaz, Mısır'da olanlar gibi diye yumuşak bir geçiş gibi gözüküyor. Ama bir başarı hikayesi, yani takdim edildiği kadar başarı hikayesi olmadığını biraz yakından baktığınızda zaten görüyorsunuz. Çünkü yani orada da evet, Gannuşi, işte oranın İslamcı lideri diyelim, Reşit Gannuşi Batı tarafından da işte en ılımlı, bilge insan falan diye fazla parlatılmış biridir. Ve nitekim de Mürsi'nin yaptığını yapmadı Mısır'da ve uzlaşmaya gitti. Bu evet, diğerlerinden ayrıksı bir örnek gibi gözüktü. Ama sonuç itibariyle Gannuşi de 2013'te anlaşmaya zorlandı. Yani dışarıdan baskıyla anlaşmaya zorlandı. Dediğim gibi yani uluslararası koşulları da, durumu da, Tunus'un içerisindeki durumu da değerlendirip mantıklı bir seçim yaparak uzlaşmacı davrandı. Ama bu demek değildi ki Mısır'da işler. Çünkü ondan önce Mısır'da, Tunus'ta gayet yani her şey yolunda gidiyor denilen dönemlerde iki tane muhalif politikacı öldürüldü. Suikaste kurban gitti. Yani işler orada da gerilmeye doğru gidiyordu. Anlatabiliyor muyum? Diğerlerinden daha iyi. Zaten Tunus'un geçmişi de diğerlerinden farklı. Daha küçük bir ülke, daha homojen bir ülke filan. Ama aynı şekilde o zamanlar da şunu hep hatırlatmaya çalışıyordum. IŞİD, işte yükseldiği dönemlerde IŞİD'deki en fazla yabancı cihatçı, savaşçı Tunusluydu o zamanlar. Yani verilen rakamlarda dikkat çekici bir şeydi bu. Hatta diyordum ki neredeyse Tunus İslamcılıkla sorununu dışarıya ihraç etmiş gibi. Yani Tunus böyle dışarıdan gözüktüğü kadar, Arap Baharı'nda takdim edildiği kadar süt liman bir yer değildi. Diğerlerine nazaran baktığınızda öyleydi. Ama biriken de şeyler vardı. Zaten şimdi yeterince herhalde konuşuluyordur. Yani ekonomik kriz kısmı konuşuluyordur. Çünkü yakın zamana kadar gösteriler, işte bu pandeminin bunlara eklenmesi. Ama onun ötesinde yani tabii ki bir önceki rejim, işte bunlar beğenmediler, o rejimi yıktılar, daha beteri geldi manasında bir şey yok ama yönetemeyen bir siyasal yapı oldu. Üstüne de tabii pandemi, çünkü turizmle geçinen bir ülke, onların sorunları eklendi. Ama en baştan itibaren bunu niye hatırlatıyorum? Yani böyle olacağı belliydi manasında değil. Şimdi 10. yılını yeni geride bıraktık. Arap Baharı. Net yeniden düşünmek ve yorumlamak zorundayız. Bu Tunus, en son Tunus örneği de bunun ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Aman canım neyse işte Arap Baharı, neyse ne falan deyip geçemeyiz. Çünkü Arap Baharı meselesi de aynı zamanda otoriter rejimlerden demokrasiye geçiş süreçleri, geçiş dinamiklerini hakkında fikir veren, kötümser, maalesef kötümser sonuçlar çıkarılabilecek olan, ama bir olayı bir yeterince yakından bakarsanız belki hani ondan ders alırsınız ve böyle bir günde otoriter bir rejimden demokratik bir rejime geçilmediğini görme fırsatınız olur. O bakımdan önemli. Yoksa ben dedim de zaten böyle olacaktı manasında değil. Veya Orta Doğu'yu daha iyi anlayalım, gelmişini geçmişini bilelim manasında değil. Arap Baharı süreci bize otoriter rejimlerden demokrasilere geçiş süreçleri.
hakkında fikir vereceği için yeniden yorumlanmalı. Aynı şey, bakın benzer şeyler oldu. Yani tıpatıp benzer olması imkansız. Zaten geçmişleri değişik. Ama 90'lı yıllarda Sovyetlerin çözülüşü ve Doğu Avrupa'daki otoriter sosyalist otoriter rejimlerin bir gecede gene demokrasiye geçiyor gibi algılanması. Fakat orada da işlerin zaman içerisinde görüldüğü gibi dışarıdan gözüktüğü kadar iyi gitmediği, Yugoslavya'da iç savaşın olduğu, pek çok ülkede Macaristan şimdi örnek ülke gösteriliyor, Polonya'da öyle bir örnekle, otoriter popülist rejim örneklerinden bir tanesi. Oralarda da işler yolunda gitmedi. Bunları böyle işte öyle bekliyorduk, böyle oldu deyip geçiştirmek bize çok önemli bir konuda fikir üretmemizi engeller. Dediğim gibi otoriter rejimlerden demokratikleşme süreçleri, demokrasilere geçiş süreçleri hakkında önümüzde bizim zaten toplumsal teoride, siyaset teorisinde somut veriler yok. Bizim somut verilerimiz bu yaşanmış şeyler. Tıpatıp aynı şeyler tekrar etmiyor. Ama iki tane örneğimiz oldu şimdi. Otoriter rejimlerden demokratikleşme sürecine hızla geçen ve sonuçları hiç beklendiği gibi olmayan. O yüzden bunları ve önümüzde de ki 10 yıllarda da dünyada otoriter popülist rejimler yayılıyor. Bütün bizim en büyük sorunumuz otoriter rejimlerden sonra gelecek olanın ne olduğu. Sürgüt böyle gitmeyeceğine göre demokratikleşme süreçlerinin nasıl gerçekleşebildiği. O bakımdan bu örnekler bence çok önemli. Peki siyasal İslam'ın sınavını nasıl değerlendirirsiniz bu süreçte Nuray Hanım? Biraz uzun bir konu olduğunu farkındayım aslında. Süremiz de az kaldı. 7-8 dakikalık bir süremiz kaldı ama geleceğini, siyasal İslam'ın bölgedeki geleceğini, İhvan'ın geleceğini nasıl etkiler sizce bu gelişme? Evet, kusura bakmayın, çok uzatıyorum bir konuyu galiba ama vurgulamak açısından en önemli. Yani ben bunu daha önce de denedim. Bir cümlede geçiştirdiğiniz zaman, tekrarlamadığınız zaman çok rahatlıkla, çünkü biz her gün bu konularla haşır neşir olduğumuz için yeterince vurgulanmamış sayılıyor. O yüzden çok vaktinizi aldım. Siyasal İslam açısından, siyasal İslam açısından ne anlama geldiğini yani size saatlerce anlatmam gerekir. Ama özeti, şu özete ben katılıyorum. Siyasal İslam'ın sonu diye. Ama o son yani Tunus'la gelmiş değil zaten. Yani İslamcı ideolojinin sonu Türkiye ayağında AK Partisi'nin işte demokratikleşme sürecini gerçekleştireceği, Türkiye'deki otoriter siyasal yapının İslamcı, ılımlı İslamcı dışarıdan bakıldığında böyle değerlendiriliyordu. Yani demokratikleşme sürecinde bu ılımlı İslamcılıkların, İslamcı aktörlerin, partilerin, söylemlerin bu demokratikleşme süreçlerine büyük katkısı olacağı ve bizim coğrafyamızda demokratikleştirmeyi gerçekleştirecek baş aktörler oldu. Bunun en baş örneklerinden biri Türkiye ve AK Partisi deneyimiydi. Diğeri ise Maghrib ülke, Kuzey Afrika ve yakın Orta Doğu'daki Müslüman kardeşler. Ilımlı, İslamcı, demokrasiyle barışıp İslamcı siyasal söylemler gibi. Bu paradigma 90'lı yılların ortalarından itibaren hakim bir paradigma oldu. Hatta Batı politikalarını bu belirledi. 2000'li yıllarda bu paradigma daha da öne çıktı. Reşit Gannuşi'nin mesela böyle İslam demokrasisi teorisi veya bunun üzerine yazdıkları çok böyle şeyli bilgece formülasyonlar gibi takdim edildi o zamanlar. Ve de bu iki ayağı da bu paradigmanın çöktü. Yani İslamcılığın kendi iç çelişkileri bir tarafa, İslamcılığa dışarıdan atfedilen anlam. Asıl ben onu çok daha önemsiyorum. İslamcılığın da kendi şeylerini, paradigmaları içerisinde tartışmasını yaparız. Ama asıl önemli tartışma dediğim gibi bu coğrafyanın demokratikleşme süreci açısından İslamcılığa yüklenen anlamdı. Hem bu ülkelerdeki liberal, demokrat kesimler tarafından, hatta sol liberal kesimler tarafından, hem de batıdaki batı siyasetlerinin karar vericilerinin nezdinde ve orada artık bu sadece Amerika'da Demokrat Parti'nin veya oradaki liberal, demokrat kesimin söylemi değil, karar vericilerin temel söylemi haline gelmişti 90'ların ortasına itibaren ve özellikle 2000'li yıllardan sonra.
Fakat bu paradigma, yani bu bölgenin demokratikleşmesinde İslamcıların demokrasiyle barışık bir aktör olacağı, baş aktör olacağı paradigması, iddiası asıl çöktü. Asıl önemlisi bu. Ben bunu çok önemsiyorum. İşte İslamcıların çelişkisini falan tabii bu açıdan da derinlemesine bakmak lazım. Ama dediğim gibi bizim o önümüzdeki 10 yıllardaki sorunumuz demokrasilere dönüş süreçleri veya dönüş olacak mı, mümkün mü? Müslüman ülkeler için de bu böyle olacak ve uzun süre bu tartışma devam edecek gözüküyor. Dediğim gibi bütün dünya çapında da o açıdan belki bakmak lazım. Yani İslamcılıkla dar bir anlamda İslamcılığı da içine alan fakat İslamcılıktan ibaret olmayan tam tersine demokratikleşme süreçleri çerçevesine oturtan bir tartışma faydalı olacak diye düşünüyorum. Çünkü bu o paradigmanın çözülüşü demek. Nuray Merk, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, bugünkü Nuray Merk'le soru cevap programının sonuna geldik. Siz izleyicilerimize bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.